45 euroya neler aldım? 3 paket köfte, 2 kilo toslu but aldım. Tavuk göğsü aldım yarım kilo, 2 kilo yoğurt aldım, yarım kilo limon aldım, 1 kilo domates aldım, brokoli aldım, sarımsak aldım, biber aldım, patlıcan aldım, mantar aldım, ekmek aldım, 12 tane bira aldım. Bakın fiyat burada. 45 euro. Selam arkadaşlar. Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Şu an bu açılış videosunu evimin bahçesinde yapıyorum. Evim bu arada bahçesi çok kötü. Dağınık. Kusura bakmayın. Zaman bulamadım, toparlayamadım. Evet arkadaşlar, bu sefer nereye mi gidiyoruz? Bu sefer şöyle söyleyeyim size, Türkiye'nin bir BİM gibi en ucuz marketine gideceğiz. Orada market fiyatlarını araştıracağız, bakalım ne kadarmış. Bu arada 50 euroya ben ne alabilirim? 50 euroluk ne alabilirim? Şöyle düşünün, euro olarak hesaplamayın bunu, TL olarak hesaplayın. Sanki 50 TL ile markete gidiyorsunuz, marketten ne alacaksınız? Hoppa ya, düşüyordum ya. 50 TL ile marketten ne alabilirsiniz gibi düşünün. Başlayalım mı? Hadi gidiyoruz. Bu arada canavar yatıyor. O da çok pislendi. Hiç temizleyemedim. İsviçre'den geldikten sonra onu da temizleyeceğim ama. Binelim arabamıza derken acayip sıcak ya. Ya ben bu aralar çok dağıldım ya. Bahçem kirli. Toplayamadım. Arabam pis. Of, kafayı yiyeceğim ya. Neyse, başlayalım be videomuza. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, markete geldik. Hoppa, el frenimizi çekelim değil mi? Arabamız kaymasın sonra. Şimdi el arabası alacağım. Hem kendime 50 euroluk ne alabilirim ona bakacağım. Çünkü bu alışveriş yapmamın sebeplerinden bir tanesi arkadaşlarım gelecek mangala. Ayıptır söylemesi. Onlarla güzel mangal partisi vereceğim ama öncesinde tabii ki meze hazırlamam gerekiyor. Başlayalım. Hadi markete girelim şimdi. Evet arkadaşlar, böyle görmüş olduğunuz gibi hazırda ekmekler var. Bunları fırında pişiriyorsunuz. Hemen pat pat oluyor. Bir tane alsam yeterli şimdilik. Ondan sonra burası içki reyonları. Arkadaşlar görüyorsunuz, likörler, şaraplar, işte 9.73, 3 vesaire vesaire. Ondan sonra şaraplar 1 euro 92. Bunları böyle hesaplayın. 1 lira işte 20 kuruş gibi. O şekilde hesaplayabilirsiniz. Bunlar şarap reyonları arkadaşlar, görüyorsunuz. Bundan sonra hayvan yiyecekleri. Bunlar Türkiye'de çok pahalı biliyorum. Ama burada çok uygun fiyatlar. Burada temizlik malzemeleri var arkadaşlar. Ondan sonra böyle kapkacak istiyorsunuz, burada da bunlar var, görüyorsunuz. Ceviz kıracağı arkadaşlar, bakar mısınız ne güzel yapmışlar. Ceviz, fındık koy, çak çak kır. Kaç para? 10 euro. 9.99. Temizlik malzemeleri, sabunlar, işte şampuanlar, görüyorsunuz şampuanlar 4 lira. 3.83. Bunlar 2.63. Şöyle bakalım. Buradan şunlara bakalım. Makarnalar falan var. Arabamızı şöyle bırakalım şuraya. Arkadaşlar 47 cent düdüklü makarna. Uzun spagettiler 47 cent. Markalarına göre fiyatlar değişiyor. Sosisler, gerçi bunlar domuz. Konserveler. Arkadaşlar Dardanel tonları görüyorsunuz. İşte salçalısı var, soslusu var, normal zeytinyağlısı, pro olanı. Onlar da 1 euro, 1 lira 15 cent. 96 cent şunlar, sardalyalar filan. Ondan sonra burada giyim üzerine de bazı şeyler satıyorlar. İşte spor çantalar filan. Ayakkabılar var, ayakkabı isterseniz. Çorap. Çorap ister misiniz çorap? Burada da işte alet edevat reyonu. Burada da güzel şeyler var. Paspas var. Yani onlara bakmıyorum. Ben şimdi sadece şey, yiyecek reyonuna bakıyorum. Arkadaşlar bir alalım şuradan, 2 tane. Yani toplam 6, 12 tane bir alıyorum. Bir tanesi 19 centten hesaplayayım. Evet, şuradan sebze reyonuna geçelim. Şuradan 2 tane kabak alayım. Yarım kiloluk kabak 1 euro 54 cent. Patatesimiz var. Patlıcan almam lazım şuradan. Evet, bunları kızartma yapacağım. Şuradan bir tane mantar alalım. Mantar ne kadar? 1 euro 65 cent. Bir tane de brokoli alayım. Bunu da sarımsaklı yoğurtlu güzel bir salata yapacağım. Brokoli ne kadarmış? 1 euro 45 cent. Buradan biber alalım kızartmak için. Ondan sonra acıma yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, bunlar donmuş gıdalar. Patates cipsleri 96 cent. İşte onun dışında patates börekleri gibi bir şeyler var. 1 euro 15 cent vesaire vesaire. Bakın arkadaşlar, tavuk. Şu görmüş olduğunuz tavuk 3 euro 38 cent. Görüyorsunuz değil mi? Ördek ister misiniz ördek? Kocaman şöyle bir ördek. 16.40 da. Kaç kilo? 4 kilo 400 gram. Neyse, bıldırcınlar var filan vesaire vesaire. Bakın arkadaşlar, buralar sosisler. 2.44, 2.12. Ama bunların yani %80'i domuz tabii ki. Salamlar, tavuk vesaire vesaire. Bu neymiş?
İnek sosisi 230 gram, bir sosis 230 gram, 1 euro 69 sent. Devam edelim. Salamlar. Gram olarak söyleyeyim. 150 gram salam 1 euro 49 sent. 100 gram işte böyle pastırma tarzı şeyler 2 euro 22. Karışık salam 200 gram 2,22. Yoğurt, yoğurt alalım bir tane. Hatta 2 tane yoğurt alalım. Ondan sonra kaşarlar, görüyorsunuz böyle 200 gramlık inek kaşarı Alpin, yani Alplerden 2,49 euro. Çok çeşit kaşar var arkadaşlar, burada biberlisi var, domateslisi var, işte 200 gramı 1 euro 95 sent. Ondan sonra şuradan 2 tane peynir almam lazım, rakının yanına iyi gidiyor bunlar. Ama benim aradıklarım bunlar değil, bunlar sulanmış biraz. Evet, peynirimizi de aldık. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar sütler 1.96 sent, 76 sent bu şekilde gidiyor. Yoğurt işte çeşitleri falan vesaire. Gelin bir de et rayonuna bakalım şimdi. Ha bakın arkadaşlar, şöyle karidesler var mesela. Ne kadar? 1 euro 92 sent jumbo karides, görüyorsunuz. İster normali var, ister acılısı var. Lakslar var, yani alabalıklar. 2 euro 31 sent. 100 gramı, 200 gramı 3,66. Böyle zeytin salataları var. 1,73. Çok çeşit var. Hangi birini size sıralayayım ki anlayamadım. Et rayonuna usuldan sokulalım şimdi. Aa, bakın burada balık rayonu. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz jumbo karides 615 gram 9 euro 80 sent. Kalamar, 2 kalamar zannedersem, evet. 2,93 500 yarım kilosu. Alabalık var. İçinde 4-5 tane var. 4 ila 5 arasında. Kilosu 5 euro 98 sent. Alaska balıkları var. 1 kilosu yani paketi 4,83. Burada güzel değişik değişik ürünlerden balık çeşitleri. Bunlar hazır sebze. Dondurulmuş hazır sebzeler. Şuradan gideyim de şu sebze alacağım ürünleri alayım. Bir tane sarımsak alayım. Sarımsağım yok. Buradan domates alalım. Ha, limon. Limonsuz olmaz. Gelin içecekleri göstereyim. Mesela burada Pepsi Cola 96 sent. Ondan sonra böyle portakallı kolalar var. Çakma Fanta. Bunlar 43 sent. Çakma Fanta. Normal Fanta 1 euro 5 sent arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ha, Coca Cola'lar komple 3 euro. 2,88 pardon. Sular tanesi 88 senti de, 86 senti de var. 77 senti de var. Evet arkadaşlar, şimdi geldik buraya. Mesela görüyorsunuz şu stikler. Dana tabii ki bu. 4,68. 250 gramı. Ama pahalı tabii ki. Kuşbaşı dana yarım kilosu 4,35. Üftekler var. Stikler 3,66. 320 gram. Yarım kilo kıyma 3,18. Şunlardan alayım ya. Şöyle hazır köfte alalım arkadaşlar. Abi şu görmüş olduğunuz 400 gramlık 2,70 köfte. Bunlar arkadaşlar şivan, yani domuz. Burası komple domuz ürünü. Bu tarafa geçelim. Abi tavuk budu. Şu görmüş olduğunuz tavuk butları 600 gram 3 euro 86 sent. Ondan sonra göğüsler var. Ha, göğüs alacaktım ben ya. Şu görmüş olduğunuz 2 euro 89 sent. Bunu mantar sote için alacağım. Bu lazım. Şunu da koyalım kenara. Şöyle mesine. Aha bak, bu güzelmiş. Şunu alabilirim arkadaşlar. Valla fiyatı yazmıyor ama çok fazla bir fiyatı olduğunu zannetmiyorum. Neyse bunu da alalım. Şöyle koyalım içine. Kanat falan var mı? Yok. Neyse arkadaşlar, görüyorsunuz. Yani fiyat aralıklarını görüyorsunuz. Ortalama fiyatları görüyorsunuz. Hani çok uçurum bir rakam söz konusu değil. Neyse, ben alışverişimi yaptım. Başka alacağım bir şey var mı? Zannetmiyorum. Danke. Schönen Tag. Ciao. Ah, şunu bir çıkartayım. Ah, bu arada alışveriş yaparken kendimi göstermedim arkadaşlar. Sebebi işte sadece size fiyatları göstermekti. Arkadaşlar bakın, 45 euroya neler aldım? 3 paket köfte. Yarımşar kilodan, yani 1,5 kilo köfte almış oldum. 2 kilo ağırlığında toslu but aldım. Tam olarak söylemeyeceğim de hani ne, kabataslak söylüyorum. Tavuk göğsü aldım yarım kilo. Yoğurt aldım 2 tane kiloluk. 2 kilo yoğurt aldım. Yarım kilo limon aldım. 1 kilo domates aldım. Brokoli aldım. Sarımsak aldım. Biber
aldım, patlıcan aldım, mantar aldım, ekmek aldım, 12 tane bira aldım. Aldım da aldım ya. Yani bakın fiyat burada. 45 euro. Zaten beraber alışveriş yaptık. Market fiyatlarını da gördünüz. O bazı embesiller var bu arada. Röportajlarda denk geliyor, seyrediyorum da. İşte Türkiye ucuz. Bakın ben ülkemi kötülemiyorum. Ben ülkemi çok seviyorum. İlla ki bir gün döneceğim. Yani temelli bir dönüş yapacağım ben de Türkiye'ye. Ülkemi çok seviyorum. Ama o burada yaşayan o bazı embesiller var ya, o embesiller. İşte Türkiye çok ucuz. Türkiye şöyle işte böyle. Hadi git 50 euroya al da bakalım Türkiye'de bu aldıklarını. Orada ahkam kesmek kolay. Orada hava atmak kolay. Madem öyle dön ülkene. Niye dönmüyorsun? Dönemezsin. Çünkü Yusuf Yusuf. Neyse bu konulara girmek istemiyorum. Zaten karşıma da çıkmıyor böyle insanlar. Çıksa ki burada çıkanların zaten ağzının payını çok güzel bir şekilde veriyorum. Benim burada o röportaj yapan YouTuber arkadaşlardan bir ricam var. Böyle embesilleri yayınlamayın. Prim vermeyin bu salaklara. Embesilin önde gideni bunlar ya. Yediği kaba pisleyen insan bunlar. Onun için nankörlük yapıyorlar ülkelerine. Yani şöyle ki burada yaşıyorlar. Burada yiyip içiyorlar. Bu ülkeye nankörlük yapıyorlar. Almanya sana çok meraklı değil. Almanya sana çok meraklı değil. Madem öyle dön ülkene. Ne işin var burada? Almanya batmış. Almanya şöyleymiş, böyleymiş. Abi dönün ülkenize. Ne işiniz var burada? Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı sakın ama sakın unutmayın. Çünkü bir sonraki videomdan haberdar olabilirsiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.